Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz sizlerle. Biz sigortacılığın tarihini işleyeceğiz bu hafta ki dersimizde. Sigortanın tarihi, dünya sigortacılığının tarihsel gelişimiyle başlayacağız. Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulama günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller'de görülmüş vaziyette. Milattan önce 600'lü yıllarda Hindular sigorta özelliği taşıyan kreda anlaşmaları yapmaya başladılar. Basit içerikli bu anlaşmalar toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek sigortacılıkta ilk adımların ortaya konmasında önem taşımaktadır. Sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde görülmektedir. İlk denizci uluslardan Kartacalılar, Romalılar ve Yunanlılar arasında geminin taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi Saliman limana döndüğünde hem verdiği borç para miktarını hem de taşıdığı riziko karşılığı faiz niteliğinde önemli pay alanlar bulunmaktadırlar arkadaşlar. Prim esaslı sigorta yaklaşık milattan sonra 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görülmeye başlandı. Ancak bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14. yüzyılı beklemek gerekiyordu arkadaşlar. Tam olarak günümüzdeki sigorta işlemlerine benzer işlemler ancak 14. yüzyıl civarında gerçekleşti. İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya'nın Genova limanındaki Mallorca'ya Santa Clara adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi. İlk sigorta şirketi 1424 yılında yine Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta konusunda ilk mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barcelona fermanıdır. Denizde başlayıp gelişen sigortacılık daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına neden oldu. Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfalarında sigorta edilebilmesi fikrini beraberinde getirdi. 17. yüzyılda bir İtalyan bankeri olan Tonti'nin getirdiği Tontines denilen sistemde belirli kişiler bir araya gelerek belirlenen bir süre için ortaya belirli bir miktar koymakta ve süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. 17. yüzyılın ikinci yarısında istatistik metodu ve tekniğin uygulanmaya başlaması yani ihtimal hesapları ortaya çıktı. Eylül 1666 tarihinde Londra'da meydana gelen ve 4 gün süren 13 bin evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangın sigortacılığın gelişmesine yol açan önemli bir olay olmuştur. 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi Friendly Society faaliyete geçti. Lloyd's'a gelecek olursak, 1688 yılında İngiltere'nin Lloyd's'un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başladı. Londra'da bulunan ve Edmund Lloyd adına bir kişinin işlettiği kahvehanede sefere çıkan bir gemi ve geminin yükü üzerine teminat veren kişiler underwriter sıfatıyla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başladılar. 1871 yılında İngiltere Parlamentosu'nun çıkardığı bir kanunla birlik haline getirilmişlerdir. Lloyd's ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken sonraları kara sigortaları sahasına da geçmiş. Günümüzde ise her türlü sigortanın yapılabildiği bir kuruluş haline gelmiştir. Lloyd's dünyada başka benzeri olmayan kendine özgü bir sigorta kuruluşudur arkadaşlar. Lloyd's bir sigorta şirketi olmayıp sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir birlik, aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir.
Lloyd's'un en belirgin özelliği, Lloyd's üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları ve hiçbir zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemelidir. İlişkinin broker denen aracı kişi veya firmalarla temin edilmesidir. Brokerlar Lloyd's ile çalışabilmek için buraya kaydolmakta ve müşterilerinin gerek sigorta gerekse tazminat alma işlemlerini takip etmektedirler. 19. yüzyılda yangın sigortaları İngiltere'den Avrupa'ya ve Birleşik Amerika'ya yayılmıştır. Amerika'da 1752 tarihinde Londra sisteminden hareketle sigortacılık etkinliği başlamıştır. İlk çıktığı sigorta kuruluşu Insurance Company of North America'dır. 1786'da Fransa'da ilk yangın sigorta şirketi Le Incendie kurulmuştur. Pardon. 1794 yılında sigorta Prusya kanununa geçmiştir. Sigorta ayrıca Fransa'da Napolyon kanununda yer almıştır. Sigortayı kumardan ayıran kurallar getirilmiş ve sigorta şirketlerinin denetimi ile ilgili kanunlar görülmüştür arkadaşlar. Devam edelim. Sigortaya girişte 19. yüzyılda kanunlarda yer verilmeye başlanıyor ve reassurance uygulamaları görülüyor. 20. yüzyılda ise arkadaşlar istatistiksel veriler daha sağlıklı hale gelmiştir. Sorumluluk sigortaları gelişmiş, sosyal sigortalar da bu yüzyılda gelişmiş durumdadır. Ülkemizde sigortacılığın gelişimine bakacak olursak, Türkiye'de 19. yüzyılın ikinci yarısından önce sigortacılıktan söz etmek pek mümkün değildir. Yani 1850 öncesi böyle bir durum söz konusu değil. Bazı Anadolu köylerinde bu tarihten önce gereksinim halinde yardım sağlamak, halkın uğrayacağı zararı karşılamak amacıyla sendikalar kuruldu. Esnaf kuruluşlarının ölüm ve hastalık durumlarında üyelerine yardım amacıyla örgütlendikleri bilinmekteyse de bunlar gerçek anlamda sigorta olmayıp güvenlik, yardımlaşma, sosyal dayanışma düşüncesiyle oluşturulmuş kuruluşlardı. Ülkemizde sigortacılığın başlamasına neden olan olay 1870 yılında Beyoğlu'nda çıkan yangındır. 1872 yılında 3 İngiliz şirketi acenta açarak faaliyete başlamıştır ve 93 yılında ilk yerli şirket Osmanlı Umum Sigorta Şirketi kurulmuştur. 1900 yılında 44 şirket bir araya gelerek ilk tarifeyi hazırlamışlardır. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte sigorta alanında gerek yasal gerekse kurumlaşma açısından büyük adımlar atılmış durumda. 1924 yılında Türkçeyi kullanma zorunluluğunu getiren yasa ile poliçelerin İngilizce ve Fransızca düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü kuruldu. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tamamen milli sermayeli bir sigorta şirketi kurulması talimatı verdi. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bu talimat üzerine Türkiye İş Bankası ve İttihadı Milli Sigorta Şirketi ortaklığı tarafından 4'te 1'e ödenmiş 500 bin sermaye ile 1925 yılında kuruldu. 1927 yılında sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi adlı kanun yürürlüğe girdi. 1929 yılında yurt dışına döviz çıkışını önlemek için Milli Reassurance kuruldu. Bu tarihten itibaren Türkiye'de reassurance tekeli başladı ve ülkedeki yerli yabancı bütün sigorta şirketleri topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reassurance'a devretme zorunluluğuna tutuldular. 1939 yılında sigorta şirketleri Ticaret Bakanlığı denetimi altına alındı. Devletin planlı sanayileşme politikalarını yürütmek üzere 1933'te Sümerbak, 1935 yılında Güven Sigorta tamamen yerli sermaye ile kuruldular. 1936 yılında ise diğer yerli sermayeye dayanan sigorta şirketi olarak Anadolu Sigorta, Ankara Türk Sigorta Şirketi'ni kurdu. 1942 yılında ilk özel sermayeli sigorta şirketi olan Doğan Sigorta ve ilerleyen yıllarda diğer şirketlerde kuruluşlarını gerçekleştirdiler.
1957 yılında TTK ve 1959 yılında sigorta denetimini düzenleyen özel kanun niteliğindeki 7397 sayılı sigorta denetleme kanunu yürürlüğe girmiş durumda. 1968 ve 1984 yılları arasında yeni bir sigorta şirketi kurulmasına karar verilmedi. Tarife sistemine ve reasyonans tekeline devam edildi. 80'li yıllardan itibaren sigorta sektöründe liberalleşme çalışmaları başladı. Piyasaya giriş çıkışlar daha serbest hale geldi. Yine bu dönemde yeni sigorta şirketlerinin kurulması için verilen izni takiben şirket sayısı hızla arttı. Sigorta sektörü 1987 tarihli 303 sayılı kanun hükmünde kararname ile Başbakanlığa ve mütakiben Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredildi. 1990 yılından itibaren kaza sigortaları, mühendislik sigortaları ve tarım sigortalarında yine 1990'ın Kasım'dan itibaren Ekim'den itibaren yangın ve nakliyat sigortaları da serbest tarife sistemine geçildi. 94 tarihli Hazine Müsteşarlığı Teşkilat Kanunu ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü kuruldu. Aynı kanunla ayrıca Sigorta Murakabe Kurulu, Sigorta Denetleme Kurulu adı altında Hazine Müsteşarlığı Merkez Denetim Birimleri arasına dahil edilmiş durumda. Sigortacılık sektörü Hazine Müsteşarlığı bünyesinde söz konusu iki birim tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir. Ülkemizde sigortacılık 2001 yılında Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kabul edildi. Son olarak 14.06.2007 tarihinde 5684 sayılı sigortacılık kanunu yasalaştırıldı ve artık günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen 7397 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu dönemde Avrupa tek sigorta piyasasına uyum çalışmaları hızlanmış ve sektörün daha liberal hale gelmesine gayret gösterilmiştir arkadaşlar. Türkiye'de de sigortacılığın tarihi bu şekilde bir seyir işlemiş durumda. Şimdi sigorta sözleşmeleriyle devam edeceğiz. Sigorta nedir sorusu var. Tabii bizim şeyi açmamız lazım. Ekran paylaşımımızı hemen bir açalım. Size birebir aynı görün. Evet. Ekran paylaşımı. Altı sigorta sözleşmesi. Şimdi başlar mısın canım? Geldi. Sigorta nedir ile başlayacağız arkadaşlar. Sigortacının alacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesini öngören çift taraflı bir sözleşmedir. İleride meydana gelen muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesini önceden yapılan ödemeler karşılığında taahhüt edilmesidir. Aynı zamanda bir diğer tanım olarak da bunu verebiliriz. Devam edecek olursak, sigorta sözleşmesinin şekli ve uyuması gereken esaslara gelecek olursak. Sigorta sözleşmesi TTK 6. sigorta hukuku. Sigorta sözleşmesi şeklinde devam etmeden önce sizlere TTK nedir diye soracak olsam arkadaşlar. TTK nedir? Bir cevabını alabilir miyim sizden? Slide yükledim. Soruya cevap verelim. TTK nedir? Slide yükledim bile çoktan. Slide var, indirebileceksiniz.
Aynen, Türk Ticaret Kanunu arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu diyen arkadaş, alnından da öpüyorum seni. Zaten Türk Tarih Kurumu genelde sigorta sözleşmeleriyle ilgilenir. Yani seni de ayrı bir takdir ettim. Tamam, devam edelim. Of of. Siz şu dersi gelip trollüyorsunuz ya. Ne diyeyim ben? TTK'nın 1401. maddesinin birinci bendinde sigorta sözleşmesinin tanımı şu şekilde yapılmıştır. Sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. Bu da arkadaşlar TTK'daki sigortanın tanımı. Sigorta sözleşmesinin şekli. Sigorta sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir. Bu sözleşme gereklilik ve isteğe bağlı durumlarda kurulur. Bazı sigorta türleri isteğe bağlıyken bazıları zorunludur. Sigorta sözleşmesi temsilci aracılığıyla da kurulabilir. Özellikle sigortacının susmasına veya teklifnameden farklı poliçeler göndermesine bazı sonuçlar bağlanmıştır. Teklifname, sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta konusu ve poliçe şartları ile ilgili gerekli tüm bilgileri taşıyan bir formdur. Çok özel sigortalar dışında çoğu sigorta türleri bakımından hazır teklifname formları mevcuttur. Her sigorta şirketi branşın ve de rizikoların özelliğine bakarak ve dikkate alarak teklifname hazırlar. Devam edelim. Birinci sözleşmenin yapılması sırasında susma. Madde 1405. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname tarihine itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler sözleşmenin yapılmasından sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler sözleşme yapılmadığı takdirde kesinti yapılmadan faiziyle birlikte geri verilirler. İki, teklifnameden veya kararlaştırılan hükümlerden farklı poliçe gönderilmesi durumunda. Madde 1425. Sigorta poliçesi tarafların haklarını temerrüde ilişkin hükümler ve ile genel ve varsa özel şartları içerir. Rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. Poliçenin ve zeyilnamenin eklerinin içeriği teklifnameden ve kararlaştırılan hükümlerden farklıysa, alınan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan sigorta ettiren sigortalının ve lehtarın aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler geçersizdir. Örneğin e-postalarıyla kurulmuş bir sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşme, eğer sözleşme bu hükümlerden sigorta ettirenin aleyhine farklıysa, bu sözleşme hüküm doğurmaz. Sözleşme eski şartıyla devam eder. Ancak sözleşme lehe hükümler içeriyorsa yeni bir icap sayılmalıdır. Devam edelim. Sigorta sözleşmesi temsilci aracılığıyla da kurulabilir. Bir kişinin diğer bir kişi adına onu temsilen sigorta sözleşmesi yapılabilir. Temsilcisi yetkisiz ise ilk sigorta döneminde primlerden sorumlu olur. Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi rizikonun gerçekleşmesinden önce veya 1458. madde hükmü saklı kalmak üzere riziko gerçekleşince de sözleşmeye sonradan izin verilebilir. Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan sözleşme menfaati bulunması şartıyla temsilci adına yapılmış sayılır.
Sigorta poliçesi ve işlevlerine gelecek olursak. Sigorta poliçesi, sigortacının veya sigorta sahibinin sorumluluk ve yükümlülüklerini gösteren, aynı zamanda her iki taraf için bağlayıcı olan belgeye poliçe adı verilmektedir. Sigorta poliçesinin işlevleri, sigortalanan bir menfaate ait belirleyici bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını gösteren sözleşmeye ait yazılı belgedir arkadaşlar. Sigorta poliçesi, sigorta akdinden sonra ona dayanılarak verilen tek taraflı belgedir. Sigorta sözleşmesi, sigorta teklifi, sigortacının kabulü ve sigorta priminin ödenmesiyle yükümlülük kazanır. Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder. Sözleşme ile her iki taraf birbirine karşılıklı olarak edim yükümlülüğü altına girer. Sigorta sözleşmesini öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara, sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına bağlı olmasıdır. Poliçenin üzerinde sigorta şirketinin adı, merkezi ve sermayesi ile hangi sigorta dalına ait olduğu gösterilmektedir. Sigorta poliçesi, tarafların haklarını temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir. Sigorta ettiren ile sigortacı arasında özel şartlar düzenlenebilir. Ancak hazırlanan bu özel şartların sigortacı lehine düzenlenmesi ve genel şartlara aykırı olmaması gerekir. Sigorta poliçesinde bulunması gereken detaylara bakacak olursak, sigortalının ismi ve soy ismi, sigorta şirketinin ticari unvanı, sigorta şirketi ve sigortalının iletişim bilgileri, sigortanın konusu, sigorta şirketinin üzerine almış olduğu riskler, sigortanın başlangıç ve sonlanacağı tarih, sigorta priminin ödeme koşulları, sigorta poliçesinin düzenlenme tarihi, sigortalının yaşı, mesleği ve sağlık durumu gibi kişisel bilgileri, sigorta poliçesi düzenlendikten sonra sigorta şirketi ile sigortalı karara vararak sigorta şartlarında değişikliğe gidebilmektedirler. Yine özel sözleşme şekilleri var arkadaşlar. Muvakkat sigorta ilmuhaberi, sigorta poliçesi gibi her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren ve sigorta poliçesi verilinceye ve prim ödeninceye kadar geçen zaman içerisinde gerçekleşecek tehlikelere karşı sigorta ettirenin istemi üzerine sigortacı tarafından verilen geçici belgeye muvakkat sigorta ilmuhaberi deniyor. Abonman sigorta sözleşmesi ise belirli bir sürede mevcudu sürekli olarak değişen malların karşı karşıya kalabileceği rizikoları temin eden sigorta sözleşmesine abonman sigorta sözleşmesi denir. Yangın, nakliyat, havacılık gibi sigorta dallarında geçerlidir. Birleştirilmiş sigortalar, bir kurum ya da şahıs birden çok menfaat veya birden çok şahsın menfaatleri üzerindeki riskolar için sigorta yaptırabilir. Bir riskolar için tek bir poliçe düzenlenir. Aile hayat sigortaları ve grup sigortaları bunun örnekleridir arkadaşlar. Kanunda belirtildiği şekilde grup sigortaları en az 10 kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından belirli kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenmesi imkanı bulunan bir gruba dahil kişilere lehine tek bir sözleşme ile sigorta yapılabilir. Burada doğal afet sigorta kurumu poliçesi var. DAS poliçesi var arkadaşlar. Bir adet örnek. İşte yetkili sigorta şirketinin bilgileri bulunuyor arkadaşlar. Sigorta poliçesi numarası, yenilenme tarihi, başlangıçları, bitişleri, indirim varsa indirimler, sigortalının kim olduğu, ona ait detaylı bilgiler, kimlik numarası, şu bu gibi arkadaşlar. Sigorta ettirenin yine kim olduğu ve sıfatının ne olduğu, sigortalı yerin bilgileri, hepsi gördüğünüz gibi bulunuyor. Yine yurt dışı taşıyıcının sorumluluk sigortası poliçesi var. Sigortalı bilgileri, sigorta ettiren bilgileri
riskin neler olduğuna, hangi mala dair yapıldığına dair şeyler, sigorta konusu ne, teminatlar neler arkadaşlar, ne kadarlık bir sigorta yapılıyor ve bunun detayları gördüğünüz gibi burada örnekleriyle bulunuyor. Yine sigorta şirketinin arkadaşlar acente numarası, poliçe numarası bilgileri var burada. Sigorta belgesinin bir boş formu var. Sigorta firmasının adı, adresi, işte nerede olduğu bilgileri arkadaşlar. Vergi dairesi bilgileri. Sigortanın konusunun ne olduğu. Toplam sigorta bedeli. Nelere dahil olduğu. Alt tarafta arkadaşlar bir konşimento bu. Yine yangın sigortası ile ilgili burada bir belgemiz var. Bilmem ne sigorta, adresi, vergi dairesi, sigortanın acentası, poliçe numarası, sigorta ettirenin bilgileri, sigortalının bilgileri, rizikonun inşası nelerden oluşuyor arkadaşlar, kar girimi, adi kar girimi, ahşap, çelik konstrüksiyon, işanı, çarşı içimi gibi bilgiler var, pardon. Poliçe cinsi ne olacağı, sigorta konusu ile ilgili bilgiler, ek güvenceler, nelerden ek güvenceler isteniyor. İşte duman, araç çarpması, deprem gibi. konut paketi ise ek güvenceler filan, başka neler var. Ticari paket ise neler konabilir. Bunların örnekleri var. Gördüğünüz gibi farklı sigorta poliçeleri karşımızda duruyor. Yine sigorta sözleşmesini yapma mecburiyeti. Ülkemizde genellikle üçüncü kişilere karşı zarar oluştuğunda ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi amacıyla kanun koruyucu tarafından bir takım sigorta sözleşmeleri zorunlu kırılmıştır. Mecburi sigortalarda hedef genellikle milli servetin muhafazası, sosyal fayda emniyetinin tesisi ve belirli bir rizikoya maruz kalanların korunmasıdır. Zorunlu sigortalar kapsamında güvence hesabı oluşturulmuştur. Bakanlar Kurulu kamu yararına çalışan, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilirler. Ülkemizde zorunlu sigortalardan bahsedecek olursak, tehlikeli maddeler ve atık zorunlu mali sigortası, trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası, yeşil kart sigortası, kıyı tesisleri, deniz kirliliği, zorunlu mali sigortası, özel güvenlik, zorunlu mali sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası. Sigorta sözleşmesine taraflar ve ilgililer neler? Bunların üzerinden bir daha geçelim. Sigortacı, sigorta teminatını sigortalıya taahhüt eden ve sigortalı cephesinden sorumluluğun tamamını üstlenen sigorta şirkettir. Sigorta ettiren, prim ödeyen ve bunun karşılığında rizikoyu sigorta şirketine devreden şahıstır. Bu şahıs sigorta akdi ile akitten doğan borç ve yükümlülükleri üstlenir. Sigortalı, üzerindeki risk gerçekleşme ihtimali olan kişi olduğu için tazminat talebinde hak sahibi de olabilen kişidir. Sigorta ettiren ve sigortalı genelde aynı kişilerdir. Lehtar çoğunlukla can sigortalarında uygulamalarını bulmaktadır. Lehtar sigorta sözleşmesi tarafı olmamakla birlikte riziko gerçekleştiği takdirde ödeme yapılacak olan kişidir. Genelde bu arkadaşlar kişinin eş ve çocukları veya anne babası şeklinde arkadaşlar birinci derece yakın akrabaları oluyor. Sigorta ettiren lehtar olarak gerçek kişileri gösterebileceği gibi tüzel kişileri de lehtar olarak belirleyebilirler. Sigorta ettiren poliçede lehtarı belirtilmemişse kanuni varisler lehtar olarak kabul edilir.
Sigortada lehtar, sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir. Bono, çek, poliçe gibi senetlerde belirtilen haklara sahip ödeneceği kişidir. Sigortanın sahibi istediği kişi veya kişileri lehtar olarak gösterebilir. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte yaşam kaybının gerçekleşmesi sonucunda poliçe belirtilen hakların ödeneceği kişilerdir. Hayat sigortası devam ederken lehtarın adı değiştirilebilir. Poliçeye de yeni lehtar eklenebilir. Sigorta sözleşmesinin süresinde şekli sigorta süresi, sigorta için icapta bulunan sigorta şirketinin kabulüyle başlar. Maddi sigorta süresi ise sigorta sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa sigortacının mesuliyeti ilk primi ödemesiyle başlar. Teknik süre, prim borcunun devam ettiği zaman parçası olup hemen daima sözleşmede öngörülen sigorta başlangıç tarihinde başlar ve devam eder. Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmamış ise bu kanuna göre sigorta dönemi 1 yıldır. Sigorta başlangıç tarihi sigorta teminatının yürürlüğe girdiği tarihtir. Bazı branşlarda sigortanın başlayabilmesi için sigorta priminin genellikle bir kısmının ödenmesi gerekirken bazı branşlarda böyle bir zorunluluk olmayıp tarafların anlaşmasıyla birlikte teminat başlamış kabul edilir. Sigortanın sona ermesi ise arkadaşlar, niye böyle yapmışız ki tabii. Sigortanın sona ermesi sigorta sözleşmesinin her iki taraf ve üçüncü şahıslar bakımından artık geçerli olmaması halidir. Sözleşmenin sona ermesi çeşitli durumlarda söz konusu olabilir. Bir, poliçede yazılı olan sona erme tarihine ulaşmasıyla. İki, taraflardan birinin sözleşmede öngörülen bazı şartları yerine getirmemesinden kaynaklı fesih hali nedeniyle. İç sigortalının kendi iradesiyle. Dört, sigortacının riskin ağırlaşması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı fesih durumda. 5. Bazı branşlarda rizikonun gerçekleşmesiyle, örneğin hayat sigortalılarında sigortalının ölümü, diğer branşlarda tam zayi durumu gibi arkadaşlar. Yine bir aracınıza sigorta yaptırmışsanız kasko arkadaşlar, araç perte çıktığında sigorta sözleşmesi sona eriyor. Yenileme nedir? Ona bakalım bir de. Sigorta sözleşmesinin arkadaşlar şey için özür dilerim, bu öksürükler için özür dilerim. Hafta sonları biraz soğuk alıyorum herhalde. Konuya biraz dikkat etmem lazım. Üzgünüm, biraz ciğerler dolu. O yüzden arada bir şey yapabiliyorum, öksürebiliyorum. Bunun için de sizden özür dilerim. Yani mikrofonu kapatmaya fırsat bulamıyorum maalesef. Bulsam o sesin size gelmemesine özen gösteririm normalde. You are now muted. Şu an yaptığım gibi sesimi kapatıp yeniden açabilirim de bazen ona fırsat bulamıyorum arkadaşlar. Affedersiniz tekrar. Yenileme kısmına bakacak olursak, sigorta sözleşmesinin veya reasürans anlaşmasının yürürlükte olduğu sürenin dolması ile birlikte sigorta sözleşmesinde bulunan her iki tarafın iradesiyle yürürlükteki poliçenin devam etmesini sağlayan süreçtir. Yenileme, eski poliçenin şartları ve primiyle devam etmek, poliçenin kapsamını genişletmek, daraltmak, ilave şartlar koymak, ek prim almak veya prim azaltmak gibi değişiklikler yapılabilir. Sigorta şirketi poliçenin süresi dolmadan belli bir süre önce yenileme şartlarıyla birlikte sigortalıya bir yenileme ihbarı gönderir. Sigortalı sigorta şirketinden gelen bu aynı zamanda bir teklif anlamına gelen bu uyarıdan sonra poliçenin devam etmesini kabul edip etmeme hakkına sahiptir. Aynı şekilde sigorta şirketi de rizikonun ağırlaştığını
veya herhangi bir nedenle poliçeye devam etmeme kararını verebilir. Sağlık sigortalarında sigortalıya verilen yenileme garantisi bu durumun istisnasıdır arkadaşlar. Sorularımız söz konusu. Şeyle ilgili sorularımıza bakalım hemen. Evet, şurada. Hangisi zorunlu sigortalar kapsamında yer almaz? Arkadaşlar, trafik sigortası, ferdi kaza sigortası, yeşil kart sigortası, zorunlu deprem sigortası, tüp gaz zorunluluk sigortası. Hangisi zorunlu sigortalar kapsamında yer almaz? Hızlı bir cevapları alalım arkadaşlar. Trafik, ferdi kaza, yeşil kart, zorunlu deprem, tüp gaz sigortası arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi. Hangisi zorunlu sigortalar kapsamında yer almaz? Trafik, ferdi kaza, yeşil kart, zorunlu deprem, tüp gaz, zorunluluk sigortası. Abdullah Beste, Emre, Osman, Uğurcan. Hadi, hadi, hadi. Hadi bir hızlı cevap verelim arkadaşlar. Siz siz olun. Çevrim içi dersi. Açık bırakıp gitmeyin. Böyle yakalanırsınız. Beste Osman'ın burada olmadığı A çıkar. Arkadaşlar 11 kişinin verdiği cevabı istinaden arkadaşlar. Ki onun da dışında bu sorunun cevabı arkadaşlar. B. Ferdi kaza sigortası arkadaşlar. Zorunlu sigortalar kapsamında yer almıyor. Devam edecek olursak, yangın, nakliyat ve havacılık gibi sigorta dalları için geçerli olan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Birleştirilmiş sigortalar, B. Mukavvat sigorta il muhabiri, C. Abonman sigortası, D. Kasko sigortası, E. Seyahat sigortası. Yangın, nakliyat ve havacılık gibi sigorta dalları için geçerli olan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? Birleştirilmiş sigortalar, mukavvat sigorta il muhabiri, abonman sigortası, kasko sigortası ve seyahat sigortası arkadaşlar. Hemen şıklarımızı açalım. Bir hızlı şekilde cevaplarımızı verelim. Yangın, nakliyat ve havacılık gibi sigorta dalları için geçerli olan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? Birleştirilmiş sigorta, mukavvat sigorta, il muhabiri, abonman sigorta, kasko sigortası, seyahat sigortası. Evet, Osman'la Emre yok bu sefer. Osman, Emre, Osman Gün, Baran Yıldız, Osman Gün kalmış pardon. Osman yok zaten. Evet, Osman yine ben işaretledim, ben işaretledim diye yazacak ama Osman'ın işaretlemiyor. 17 kişi yani %65 arkadaşlar bu soruya C şıkkı yani abonman sigortası ile doğru cevap vermiş durumdalar. Bunun da cevabı C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Yine devam edecek olursak, bu abonman sigortasıydı. Buradan devam edelim. Nokta noktalı yeri doldurmamız bizden isteniyor. Sigortacılık sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa sigortacının mesuliyeti ilk primin ödenmesiyle başlar. Yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Maddi sigorta süresi, B. Teknik süre, C. Şekli sigorta süresi, D. Yenileme süresi, E. Sigorta süresinin bitmesi arkadaşlar. Sigorta sözleşmelerinde aksi bir hüküm yoksa sigortacının mesuliyeti ilk primin
ödenmesiyle başlar. Yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet. İlk cevabı Osman'dan bekliyoruz. Hadi Osman. Bu sefer inanıyoruz sana. Bu sefer olacak Osman. Nokta nokta kısma hangisi gelmelidir? Sigorta sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa sigortacının mesuliyeti ilk primin ödenmesiyle başlar. Yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Maddi sigorta süresi. B. Teknik süre. C. Şekli sigorta süresi. D. Yenileme süresi. E. Sigorta süresinin bitmesi. Uğurcan ve Ezgi de cevaplarsa geçeceğiz burayı. Evet, bir tek Osman kaldı. Osman yazıyorsun, okuyorum hepsini ama sende sanırım bir bağlantısal sıkıntı var. Bu soruya da 16 kişi %60'la arkadaşlar A şıkkı diyerek doğru cevap vermiş durumdalar. Bunun da cevabı maddi sigorta süresi olacaktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya dersimize devam edeceğiz.